Değerli izleyiciler, bir Saha Sohbetleri programında daha birlikteyiz. Bugünkü konuğumuz Datum Denizaltı Teknolojileri kurucusu ve İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Münir Cansın Özden. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Gördüğünüz gibi çok heyecanlı bir proje var. Bugün onu konuşacağız. Önce çok kısa Datum'un kuruluşuyla isterseniz başlayalım. Datum'u 2013 yılında kurduk. Datum bir akademik şirket. İstanbul Teknik Üniversitesi Arı Teknokent'te çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Dediğiniz gibi ben aynı zamanda İstanbul Teknik Üniversitesi'nde bir görevim var. Gemi İnşa Fakültesi'nde. Peki Datum ne anlama geliyor hocam? Datum'un aslında birçok anlamı var ama bizim bu ismi tercih etmemizdeki asıl anlamı şuydu. Bir denizaltının sonar ekranında başka bir denizaltıyı fark ettiği anda onunla ilgili koymuş olduğu referans noktasına Datum adı veriliyor. Aynı zamanda denizaltı teknolojileri uygulama ve mühendisliğinde kısaltması. Onun dışında işte referans noktası anlamı var. Tarih demek Almanca. Birçok farklı şey var. Seviyoruz ismimizi. Güzel, güzel, anlamlı bir isim bizce. O zaman bu çok amaçlı mini denizaltımızdan biraz bahsedelim isterseniz. Bahsedelim. Datum'u bu aracı yapabilmek için kurmuştuk aslında 2013 yılında. 2018 yılında Savunma Sanayi Başkanlığımız tarafından desteklemek üzere kabul edildi. 2021 senesinde de Temmuz ayında Savunma Sanayi Başkanlığı'nın Sefine Denizcilik Tersanesi ile başladığı DİMDEK projesinin bir teknoloji kazanım yükümlülüğü olarak Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından desteklenmekte. Çok amaçlı bir denizaltımızın 3 tane önemli amacı var. Bunlardan bir tanesi bizim 2008 yılından beri İstanbul Teknik Üniversitesi'nde denizaltılarla ilgili yaptığımız teorik ve pratik çalışmalar var. Bunların artık gerçek bir denizaltı üzerine uyarlanması, inşa edilmesi ve bu yapılan çalışmaların onun üzerinde görülmesi, en iyileştirilmelerinin, denemelerinin yapılması gerekiyordu. İkinci önemli amacımız, Türkiye özellikle bu savunma sanayinde yaptığı atılımla su üstü gemileri konusunda dünyanın önde gelen ülkelerinden bir tanesi oldu. Burada da bu yapılan gemiler, özellikle deniz kuvvetlerimiz için yapılan gemiler Türk Lloyd'u tarafından klaslanıyor. Çok amaçlı mini denizaltının ikinci önemli amacı da Türk Lloyd'unun bir denizaltı klaslayarak yetkinliğinin daha üst bir noktaya taşınması. Bundan sonra yapılacak olan yerli denizaltı projelerinde ki yetkinliğinin artması. İlk defa bir denizaltı klaslamış oluyor Türk Lloyd'u. Aslında çok amaçlı mini denizaltı ülkemizin de ilk yerli denizaltı tasarımı. Ön tasarım, kritik tasarım aşamaları Savunma Sanayi Başkanlığı'yla, daha sonra da detay tasarım aşaması Türk Lloyd'uyla tamamlandı. İlk defa bir denizaltının planın onay çalışmasını yürütmüş oldu Türk Lloyd'u. Detay tasarımı tamamlanmış, International Class Society üyesi Türk Lloyd'u tarafından plan onayı verilmiş bir detay tasarımı olan bir denizaltı projesi. Çok amaçlı bir denizaltı. Bu açıdan ülkemiz için önemli. 12 metre boyunda 4 kişilik insanlı bir denizaltı. 36 ton ağırlığı var. Bu denizaltının şeyleri tamamladıktan sonra, klas işlemleri tamamlandıktan sonra ülkemizde denizaltılar için geliştirilen alt sistemlerin entegre edilerek testlerinin yapılacağı da bir platform olarak hizmet verecek. Nedir hocam bu alt sistemler, hangileri? Kritik tasarım aşamasında Aselsan, Havelsan, Roketsan ve Aspilsan firmalarıyla görüştük. Aselsan'ın denizaltılar için geliştirdiği sonarları bizim çok amaçlı bir denizaltıda nasıl test edebileceğimizi çalıştık. Bu parça parça aslında test edilmek istenirken bu sonarların tamamından istenilen miktarda takabildiğimizi görünce aslında birazcık projenin şekli de farklılaştı. Bu versiyonda değil ama bundan sonraki versiyonda bu
Alt sistemlerin takılmasıyla beraber çok amaçlı bir denizaltının bir sonar suitine sahip olması, hedefleri tespit edebilme imkanı doğacak. Yine Roketsan'ın Orca projesi, lightweight torpido çalışmaları var. Bu tarz böyle bir lightweight torpidoyu alabilecek iki tane kovanı var. Çok amaçlı bir denizaltının. Dolayısıyla bir hedef tespit etmek ve o hedefe hücum da gerçekleştirebilme özelliği olacak ilerleyen dönemde. Aspilsan'la beraber denizaltılar için fuel cell, hidrojen enerjisi çalışmaları yapıyoruz. Onların bu konuda çalışmaları var. Çok amaçlı bir denizaltının hidrojen enerjisiyle sevk edilmesi konusunda bir çalışma onlarla beraber yürüttük. Bu şekilde alt sistemleri entegre etme üzerine çalışıyoruz. Hangi alanlarda kullanılabilecek peki hocam? Şimdi çok amaçlı min denizaltı adından anlaşılabileceği gibi aslında birçok amaçla kullanılabilecek. Bu geliştirdiğimiz şu anda bir baz model. Ama bu projeyi başarıyla denize indirmemizin ardından çok amaçlı min denizaltı özellikle bu test versiyonu haricinde SAT komandolarını suyun altından intikal ettirebilecek bir versiyon üzerine yine çalışmalarımız var. Denizaltıdan personel kurtarmada yine mini denizaltılar kullanılıyor. O konuda bir çalışmamız var. Bunun dışında çok amaçlı mini denizaltının mukavim teknesi dediğimiz basınca dayanıklı olan gövdesinde bir flanş bulunuyor. Bu flanş açılarak denizaltının içindeki insana bağlı, insanlı olduğu için gereken bütün donanımlar sökülüp onun yerine insansız denizaltıyı kontrol edebilecek alt sistemler ve yazılımlar yüklenmesi durumunda insansız bir denizaltı ya da dönüşebilme potansiyeli çok yüksek olan bir araç. Onun dışında da sivil kullanım amacında da ülkemizin sualtı zenginlikleri inanılmaz fazla ve turistik bölgelerde çalışabilecek turist denizaltıları yine çok amaçlı bir denizaltının bir türevi olarak gerçekleştirebilecek durumda. Peki ilerleyen dönemde seri üretim ve ihracat da söz konusu olacak mı? Şimdi ülkemiz özellikle insansız hava araçlarıyla ve suüstü gemileriyle çok ciddi bir ihracat potansiyeli yakaladı. Ve birçok ülkeye, onlarca ülkeye bu araçların ihracatı gerçekleşti. Çok amaçlı mini denizaltının da başarılı bir şekilde testleri tamamladıktan sonra böyle bir imkanın olduğunu değerlendiriyoruz. Çünkü bizim insansız hava aracı sattığımız ülkelerin çoğunun denize kıyısı var ama denizaltıları yok. Dolayısıyla ilk ülkeler onlar olacaktır diye düşünüyoruz. Maliyet olarak da bir insansız hava aracıyla neredeyse aynı maliyete sahip. Çok amaçlı bir denizaltı projesi. Dolayısıyla çok ciddi bir ihracat potansiyeli olduğunu düşünüyoruz. Peki hocam, benim sorularım bu kadar da eklemek istediğiniz bir şey var mı? Mini denizaltının ülkemiz için iki tane büyük önemi var bizce. Öncelikle daha sonra yapılacak büyük denizaltılar için yine bir referans noktası teşkil ediyor bizce. Öncelikle bu baktığımız zaman kendi denizaltısını geliştiren gelişmiş ülkelerin bu işe mini denizaltılarla başladığı çalışmaları onun üzerinde tatbik edip ondan sonra projeleri büyüttüklerini görüyoruz. Biz de ülkemizdeki diğer denizaltı projelerine, bundan sonraki denizaltı projelerine faydalı olacak şekilde bütün sürecimizi raporluyoruz. Bunun dışında mini denizaltılar boyutları bir balina ile kıyaslanabilecek ebatlardalar. Ve bu da denizaltıların, başka gemilerin veya denizaltıların mini denizaltıları fark etmeleri çok zor. Onların sonarlarında bıraktıkları iz çok küçük oluyor ve tespit edilmeleri çok zor.
Üzerlerine bir torpido atıldığı zaman o torpidonun bile onu bulabilme ihtimali çok düşük. Dolayısıyla özellikle bir sürü mantığıyla hareket ettiği zaman bulunamayacak ve vurulamayacak bir araçken, üzerine bu bahsettiğim sonar suitinin takılması ve lightweight torpidoların eklenmesiyle beraber bulunamayan, vurulamayan ama bulabilen ve vurabilen bir özellik kazanmış olacak. Bu açıdan deniz harekatlarının oyun değiştiricisi olabileceğini değerlendiriyoruz. Teşekkürler hocam. Ayağınıza sağlık, iyi ki geldiniz. Değerli izleyiciler, Bir Saha Sohbetleri programının daha sonuna geldik. Haftaya tekrar görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.